altında 2 dakika diyor. PlayStation. Bunda tamam, cidden Twitch daha ilerideymiş. O yüzden Twitch'ten izliyoruz arkadaşlar. İleride olarak herkese daha hızlı izleyebiliriz. Yandan Steam'i de açalım hemen. Steam'i yeni gelen oyunları da hemen sayfasını size atarız. Fiyat incelemesi yaparız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok oyun tanıtılacak bugün. Sackboy Return of Fun bilgisayar portu da duyurulabilir. O yüzden Steam'i açık tutalım. Belki bir şeyler sızar mızar. Teşekkürler. Arkadaşlar çıkıştan Epic Games duyurdu zaten. Gerek var mı Sony'nin duyurmasına? Ne kadar sürer? 30 dakika sürer. Ne kadar sürsün? İşte God of War 5 dakika, Half-Life 5 dakika, 10, M4 15, Silent Hill 20, Death Stranding 25, Bloodborne 30, bir de sürpriz olarak MGS 3 bitti. Hadi bakalım. Bir saat 90 TL kaldı. Abi hala 90 TL lekenler vardı ya. Bir daha hiçbir zaman hiçbir oyun 90 TL olmayacak arkadaşlar. Son oyun WWE'ydi. Bir daha hiçbir zaman bir şey görmeyeceksiniz. Üzgünüm. Resident Evil 4, evet bekliyoruz. Resident Evil 4 ile beraber Resident Evil 2, 3 ve 7'nin de yeni jenerasyon patch'ini de bekliyoruz. Hatta bilgisayara gelecek biliyorsunuz patch'ler, yeni grafik, ray tracing falan, DualShock testleri de gelir bilgisayar portlarına. Geldiklerinde ben de bir bakabilirim Resident Evil'a. Haydi bakalım God of War'la başlıyoruz. Gelecek miydi? İndirme. Teşekkür ederim. Evet, God of War'la başlıyoruz. Yok, Resident Evil'la başlıyoruz. 2023 Resident Evil. Resident Evil'ın V'si arkadaşlar. Resident Evil'ın neyisi? Ya. Gunder Wonder Roost. Ya. Located Baby Eagle. 2023'ten tahmin ettim ya. Bize aynı beni gösterir misiniz Leon'u? Guess you me. Picked the wrong spot to vacation, eh? Ha, PlayStation 4 oyunu gibi gözüküyor. Lütfen PlayStation 4 oyun olmasın ya. You will receive our most sacred body. It begins now. Hiçbir şey de görmedik ki. Başka çıkabilecek tek oyun. Lan aynı ben. Lan ben çıktım. The pain. Even for a second. Kız çok güzel olmuş lan. This time it can be different. Aa, PlayStation 4 oyunu bu ya. Of, bittik ya. Aman anasını sikeyim. 2023'teyiz be abi. Lan PlayStation 5 yazıyor. What the fuck? 4 yazmıyor lan. Ama grafikler çok kötü gözüküyor. PlayStation VR 2. PlayStation VR 2 daha heyecanlı. PlayStation VR 2. State of Play returns and we've got some great PlayStation updates to share with you today. And thanks to Capcom for kicking it off with Resident Evil 4. Hem de PlayStation 1'de ki. PS5 with PlayStation VR 2 content also in development. Now let's get a sneak peek at 4 games in development for PlayStation VR 2.
Benim ilgimi çektin. Tebrik ederim Capcom. Yine PlayStation 1'de 2. Oha Sony baya baya yatırım yapıyor PlayStation 1'de 2'ye. Resident Evil 8 VR mı? Resident Evil 8 VR PlayStation 1'de 2. Umarım bilgisayarda PlayStation Exclusive değildir. Umarım bilgisayarda gelir. Vallahi mükemmel o VR'da. Of. Hayalim. Vallahi mükemmel. Umarım bilgisayara da gelir. 2'deki başladık. Yani State of Play güzel başladı. 2'deki şu an. 2 tane ilgi çekici proje. Bu ne? You, of all people, have the audacity to question me? You, who emerged from the putrid waters of the bayou to plunder our righteous gains and cut our throats like a demon in the night. Yok, Walking Dead değil ki bu. What have you done to ensure Walking the Dead future mi? Of this forsaken city? You, who have evet, Walking Dead bu ya. Chaos. Walking Dead 2. When death was swallowing this city, bıçak aradığımız oyun. It was I who resurrected it. Onun yerini tekrar yapacağım ben. As a beacon of hope for all. The tower cries out for blood, and I vow to spill it. When the bells ring, the song they sing will be righteous. Walking Dead, evet. Chapter 2. Bu da ilgimi çekiyor. 3'te 3. Bunu da oynamak istiyorum. VR'lar bitmesin daha. Gelsin bir tane daha. Yolla hocam. Sonsuza kadar VR. Oyun sektörünün geleceği. Beş FPS. No Man's Sky VR. Hayır No Man's Sky, sen ilgimi çekmiyorsun. 4'te 3. Sen ilgimi çekmiyorsun No Man's Sky. Allah siktir git. 5 FPS oynatmışsınız zaten. Bu ne? Horizon. Bu zaten Half-Life Alyx kadar iyi bir şey gözüküyor. I asked you a question. Everyone says Reyes is a good shot. Yeah, and he'll put arrows through both of us. You're switching with me. It's a snap mob. We're not gonna make it. Blameless Murad had me released from prison. But why? Redemption is still possible, Reyes. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking. Of, şöyle ok vereceğim, bütün gün oklayacağım valla. Horizon bile eğlenceli olur, siz düşünün yani. Horizon gibi bir oyun bile eğlenceli olur. Ki dünyanın en sıkıcı oyunudur. Stardew'den sonra. Do that, and you shall be a free man. It will take all your wits.
your skills and courage. You have walked in the shadows, Reyes. Now it is time to climb into the light. Aa, mükemmel bir şeye benziyor. Tek sıkıntı PlayStation Vell 2'nin ülkemizde en az 20.000 TL olması. I'm Ben McCaw, Narrative Director at Guerrilla. I hope you enjoyed your first look at Horizon Call of the Mountain, coming exclusively to PlayStation VR. PlayStation Vell 2 ama cidden gümrü gümrü çıkacak gibi arkadaşlar. Bayağı. Update to Horizon Forbidden West, including New Game Plus, will be available to download on PlayStation 4 and PlayStation 5 today. Hayır, bunu geç. Ya ne var? Abi kimse umudu değil. Satmadı bir de oyununuzu. Yapmayın etmeyin. Bilgisayar portu duyun da bakarız bilgisayar portuna ama. Öyle zaten koyu bırak. Zaten öyleydi ki. New Tropies. Bilgisayar portu. For details on this free update, please check out PlayStation blog. From all of us at Guerrilla, thank you for your continued support and please stay tuned for more updates to come. Tam bilgisayar portu daha duyulmadı. Get ready. A PlayStation fan favorite is coming to PC. Ne? Sackboy? Returnal, Ghost of Tsushima, Spider-Man? Bloodborne? Demon Souls? Ne? Sacrificing so ne? Much and Spider-Man? Asking for nothing. Botix? Botix? You have to be the kind. Spider-Man 4K 144 FPS. Do you really need two of those? You are everything that's wrong with this city. Spider-Man you must be bilgisayar. I'm gonna go do your thing. Abi. Abi. Push people around like that. Just ask for help next time. Time to bring back the glory days. Nick sen yapmış portu hemen ya. 12 Ağustos lan dibimizde 2 ay sonra. 2 ay sonra dibimizde. Tamam bu kedi oyunu boş verin. Kedi oyunu boş verin. Oğlum. 2 ay sonra Spider-Man PC. Çok çok beklemediğimiz bir tarih. Uncharted 18 gün sonra çıkacak. Returnal, Sackboy onlar ne zaman çıkacak? Bunu da oynayacağız bu arada. Ama Spider-Man şart çok da önemli. Arkadaşlar Spider-Man çıktığı gün oynamayın. Bak. Spider-Man çıktığı gün oynamayın bilgisayardan. 2 gün bekleyin. 2 gün bekleyin. Çünkü biliyorsunuz Spider-Man Remastered'da Spider-Man yüzünü değiştirdiler ya sonra image Tom Holland yaptılar. Ona kurumun orospu çocuğu Tom Holland yaptılar. Modlanır o zaten. Eski yüzü gelirler. Eski yüzü o neyin. Mod kurun yani. Okey, postan gelmez. Bu zaten bilgisayarda var. Neyin oyunu bu? Spider-Man'i modluyoruz. Türkçe yeme falan, Türkçe dublaj. Drop mu? Ne drop bu? Hayır, drop olmasın. Tamam döndük mü? Döndük mü? Döndük mü? Döndük, döndük. Döndük. Explore a mysterious cyber city in Stray, coming to PS5 and PS4 July 19th. Ne satacaksın oğlum? PlayStation Plus extra members and higher can download Stray at no extra cost when it launches next month. Up next, 3 games that will get your heart racing. Oğlum Spider-Man PC. Keşke Miles Morales de getirselerdi ya. Spider-Man hiç sızmadı. Yani hiçbir yerden de haber almadık. Nasıl gizli tutabildiler Spider-Man acaba? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck.
1050 olsun. Ben de 300 TL veririm. Yani oynadım gerçi. Ama yine bilgisayarda oynamak için veririm yani o parayı. Yakuza Pro'da Spider-Man'e kaydı. Evet, Callisto PUBG'ye de geçmiyor, hayır. Callisto Protocol bu Dead Space yapımcılarından. İlk başta PUBG evindeydi, sonra PUBG evini ayırdılar. Yapımcısı açıklama yaptı. I just love that last part. PUBG evinden ayrıldı dediğim gibi Spanky. Alakası yok artık. PUBG evinde diye bir şey yok, saklamana koyayım ya. Vallahi bu oyunda çok ilgimi çeken bir oyun. O 2022 sonu mükemmel. Buna da bir şans vermek istiyorum. Abi State of Play şaka maka cidden çok iyi gidiyor lan. Vallahi helal olsun. Oğlum ağzımı açmayacaktım ya. Açmayacaktım ağzımı ya. A new blood sport grips the globe. Başka bilgisayar duyusu Uncharted duyurabilirler. And in the arena, there will only be the victorious and the dead. Lan, bir saniye. Bu da iyi gözüküyor. Vakitli katil lan yoksa? Yok ya, bu değil. Private Division Türkiye yapıyor ama yok ya, vakitli rakibi bu değil. Ama eğlenceli bir şeye benziyor. Bu da okey. Aha bayağı iyi lan. Bayağı. The world is watching. In Rollerdrome. Ağustos'un altı yandık ya. Ağustos'ta çok oyun var galiba. Ağustos'ta beni bulamazsınız. Bu da ilgimi çekti. Bu ne, Made in Abyss mi? Tokyo Ghoul. Lan Tokyo Ghoul. Abi liseli anime Japon kızları var. Benim çok ilgimi çekti oyun. Bir de Persona 6 çıkıyormuş, komik olmaz mıydı şimdi? Persona 6 yazılmış sonunda. He? Persona 6 yazsa komik olmaz mı? Lan Holtz'dan sevgili yapabiliyoruz. Hayalindeki oyun. Bu daha çok şeye benziyor sanki. Neydi lan yapımcının ismi? Eternites. Öldü 2023. Bu da ilgimi çekti desem kızar mısınız arkadaşlar? Buna da bakalım yani. Söveceğim bir şey değil kesinlikle. Oğlum kimse sövmüyor, ben nasıl bu State of Play? And dating sims collide in Eternites, coming to PS5 and PS4 next year. Let's check back in with Capcom for a new look at an upcoming heavy hitter. Capcom? Capcom değil mi? Yoksa Resident Evil? Bu ne oğlum? Street Fighter olmasın lütfen ya. Ghostfire Tokyo 2 diyormuş. Aa, Rocket League
Divok etti katili. Ay ananı sikeyim ya. When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Okay then, hope you're ready to begin. If you want to start off on the right foot in this city. Mikonistin sapsı açıldı mı? Kapan lan sen. Earthrise 2023 Studio Sai kimmiş? İlk oyunları Studio Sai kim oğlum? Bu ne bu? Bu kim? Find Love. Benim iyi bak, bundan kazandı beni. Anime kızlarıyla çıkacağım. Bu gameplay'e bakalım oyunun. Boyumu ilgimi çekerse de grafiklerine çeker. Grafikleri... Şu an CGI mi değil mi bilmiyoruz yani. Ama... Okey diyebiliriz herhalde grafiklerine bu fragmanla sadece. Ya bu sakalları gördükten sonra vazgeçtim. Ha yok. Oğlum süre ya bu. Yemeden daha fazla süre. Kapatın nasıl Street Fighter'ı. Tarih. Of, State of... Ne kadar Street Fighter 6? Daha devam ediyorlar. Ondan bir hap mı kurmuşlar sonunda, onu anlamadım. Ne demek son kısım? That was your first look at Street Fighter 6 gameplay. Mark your calendars, it comes to PS5 and PS4 in 2023. PlayStation 4 oyunu, yallah. Now it's time for two indie adventures arriving later this year. Tunic zaten PlayStation yok muydu? Ha bilgisayar eksklusif çıktı değil mi? Tunic sonradan konsola geliyor. Ha Tunic iyi bir oyun. Gelsin PlayStation'a da. Son 8 dakikada, son 8 dakikada Silent Hill ve God of War kaldı arkadaşlar. Şimdi Silent Hill gelecek, ondan sonra kapı takan da God of War. Yani MGS3, Half-Life Alyx yalan oldu. Kalan şeyler. Bloodborne bilgisayar, Spider-Man bilgisayar aynı şey gibi düşünün. R4 remake'de gösterildi. Death Stranding 2 kaldı. Eyvah. Çok şey kaçırdım manyak, çok şey. Death Stranding 9 Haziran'da mı? Abi şurada hemen hadi 15 saniye, 15-20 saniye hadi hemen hızlı bir şekilde geç abi. Ha tamam manzara, sanat, ha sanat abi. Siktir git yallah. Git lan. Tamam abi en çok acıyı sen çektin, tamam. Tamam en iyi yürüme simülasyonu sensin, siktir git şimdi hadi. Oha inek abi, doğa bak çimenler abi, çimen bak yürüyoruz. What she captured. She carries the sounds of the season. Karakterin LGBT olma ihtimali yok abi. The way she listened made you want to tell her everything. I got to look in her journal. Oh, fala devam ediyor ya.
was telling her its secrets. I think she even figured out what happened to us. Ready now? Is it going? Hayır, neyi oynamayacaksın? Öyle duydum ben. Not yet. Hadi siktir git şuradan ya. Ay sezonun, ay siktir git, al sanatını git. Siktir git, al sanatını git, hadi. 7.35 saniye ya. Lan! Sanın TV! Ananı sikip Final Fantasy demiş. 長らくお待たせいたしましたが、いよいよ Final Fantasy 16 の最新情報をお届けする日がやってまいりました。最新のトレーラーとともにインタビューなども始まりますので、ぜひそちらも楽しみに。Spider-Man Steam sayfası açılmamış, PlayStation Launcher'dan eksklusif olarak çıkıyormuş. Komik olmaz mı? Bir de Epic Games çıkartıyorlarmış. 僕らゲーム開発者にはゲームを一生懸命作るということしかできません。 Batix banladım seni abi. エンターテインメントを通じてゲーマーの皆さんが心の底から楽しめる時間を提供していきたいと思ってます。それでは最新のトレーラーをどうぞ。 Bunu Mostek'e anlatma sesi de gelmiyordur. Who are we? What are the dominants? The power we wield, it wears away at our very being. It breaks tamam, sıkıntı yok. It unmakes us. Sıkıntı yok. Marvel Spider-Man, Steam Epic Games Store. Güzel. Yine exclusive gibi bir mevzu yok. Final Fantasy oynamadım, ben ilgimi çekmiyor, o yüzden bakmıyorum arkadaşlar. Brings us closer to disaster. We must move now. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. I unite the dominants, that we may bring an end to the strife. And found a new order to see us unto tomorrow. 4 dakika kaldı. Tamam, bir saniyeti bir God of War kaldı. If I take the field, our doom will shake the island to its foundations. Bu God of War gösterilmeyecek diyenler 4 dakika sonra bir ayrılmasın. Losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Tamam, son 3 dakika. Tamam, hadi bakalım. Silent Hill God of War. 1,5 dakika, 1,5 dakika. Awaken, child of fate. Awaken, ifrit. And that's a wrap. Don't forget to visit PlayStation Blog to learn even more about today's announcement. Teşekkürler Meyve'ye de abone olduğun için. Şimdi God of War gelecek, bekleyin. Şimdi ekran kararacak. Kojima çıkacak şimdi. Son bir şey daha de, bak. Ekran kararıyor, Kojima çıkıyor. Son bir şey daha diyecek Kojima. Sonra God of War duyuracak. Kojima God of War 2'nin yapım ekibindeymiş. Bekleyin şimdi. Bak geliyor Kojima. Kojima.
Sana da bu çocuğu Kojima gelsene. Hala siyah bekleyin. Dramatik efekt için bekliyorlar, bekleyin. Evet arkadaşlar. Biz de toplayı da arkamıza bıraktık. God of War gösterildi mi? Gösterildi ama kalbimizde gösterildi abi. Kalbimizde gösterildi. Vallahi açıkçası bu State of Play büyük ihtimalle Sony'nin yaptığı tek güzel State of Play'di şu ana kadar. Spider-Man bilgisayar portu, Private Division'ın o kaykayla adam öldürme oyunu, Vestibule 4, Vestibule 8 VR, Vestibule 4 VR, Horizon VR. Benim ilgimi çeken, beğendiğim şeyler oldu. O yüzden genel olarak bu State of Play iyiydi diyebiliriz herhalde. Ama en çok tabii ki şaşırtan, hepimizi en çok şaşırtan herhalde Spider-Man'in bilgisayar portu. 12 Ağustos olması da yine 2 aylık, hemen 2 ay sonra çıkacak bir oyun olmuş. Ama Haziran'dayız değil mi? Cidden yani 2 ay sonra çıkıyor. Temmuz Ağustos. Nixon yapılmış. Nixon güzel bir port değişecek. Spider-Man bilgisayar portunda da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çıktığı gün bilgisayarda 2K 144 FPS Full VTS'e kaçıp ultra grafik ayda sonra Spider-Man'in asıl kalitesinde bir şey yaparız. 30 FPS kabul değil abi. Spider-Man 60 FPS oynanır. Hatta 60 bile oynanmaz ama hadi neyse. Sonra kızmayın diye 60 okey. Climbing olsa güzel olur. Onu teşekkürler abone olduğunuz için. Spider-Man kolla, tabii ki kolla oynamak daha rahattı da ama yani Climbing Muscle oynanmayacak bir oyun değil. Climbing Muscle oynanmayacak bir oyun değil. Hani kola özel bir entegrasyon olmadığı için Spider-Man'in pek Climbing Muscle oynayacak kadar sıkıntı çıkmaz. Spider-Man sistem gereksinimi yüksek olur. Çünkü Remaster versiyonu, Ray Tracing falan filan var. Gerçi Ray'in kapasitesiz yine sıkıntı çekmezseniz de ben mutlu olmadığım için yüksek olur yani arkadaşlar. Kavlar bir teşekkürler beni olduğun için. Ama dediğim gibi Spider-Man'e mod lazım. İlk önce eski suratı, Spider-Man'in eski yüzünü gösterecek bir mod lazım. O yüzden birazcık modlanmasını bekleyeceğiz yani. Onu Türkçe'ye var. Türkçe dublaj mı? Neye bırakır? Spider-Man Türkçe dublaj modu. Ben Peter Parker'ı seslendiriyorum. GeForce'dan falan beklemeyin arkadaşlar. God of War bile GeForce'da da bir ay kalabilir sadece. Sony ile Nvidia zor yani. Bunlar MGS'in olayı mı? Sonra duydum. Yanlış bir fiyat. Yanlış fiyat diye beklemeyin. Bloodborne 2 bugün değil ama Bloodborne 2 de yakın bir zamanda duyulacak arkadaşlar. Yakını kapama 5 dakika sonra gizliğini açıp Silent Hill duyulacak. Valla 330'a cidden kaçırmayın bence 330'a gelirse bile. 330 biliyorsunuz günümüze ucuz, bayağı ucuz bir fiyat. Ben bile ön sipariş verdim biliyorsunuz. Sony ile benim aram pek iyi olmuyor yani. Kalkaydım Steam Sarp saçıldı mı? Roller Drone. Bir saniye, Türkiye yapmıyor muydu bu oyunu? Niye Private Division yazıyor? Roll 7 kim oğlum? Türkiye değil miydi? Oli Oli'yi yapanlar. Oli Oli'nin yapımcıları. Bu da 16 Ağustos. Oğlum 14 değil miydi? Spider-Man aynı gün mü çıkıyor? O Spider-Man ayın 14'üydü. 4 aksiyon shooter. Bir de full, ben online bir şey oldu diye zaten online oyun değil mi? Sadece single player bir oyunmuş. Spider-Man 18 miydi? 12 Ağustos, yani Spider-Man'e 4 gün sonra. Bence bunu birazcık geri çekmeye lazım. Spider-Man'in hype'ı bayağı yüksek. Yani, abi dünya üzerinde çok büyük hype'ı çek 2 tane oyun var. Bir Bloodborne bilgisayar, bir Spider-Man bilgisayar. Bugün en büyük iki oyundan biri duyuldu. Online mod yok, Türkçe yok. Online mod olmamız şaşırttı açıkçası. Demek ki hikayeli bir oyun herhalde değil mi?
Gerçi hikayesi yok. Büyük ihtimalle oyunun sonuna kadar ateşleyeceğiz. Büyük ihtimalle bir saat sonunda sıkacak ama Flame Game'i merak etmiş şu an Flame Game 2. Bir saniye Flame Game 2'ye görelim mi? Aa, ananı sikeyim beyler. 18, 12'si değil mi? 12 Ağustos'tan sonra Facebook'a girmeyin arkadaşlar. Spider-Man bilgisayar çıktıktan sonra büyük ihtimalle Facebook'ta Ahmet Parker, Muhammed Parker, Mustafa Parker, Spider-Man PP'ler falan. Yandık biz ya, vallahi bittik biz. Flamer Gaming. Bakalım Spider-Man bilgisayar duyuyorsun. Evet. Hemen ilk boss Spider-Man zaten. Batix Mavales. Flamer Gaming milli bayramı günü. İkinci boss. Playable Nude Flakabot ne zaman düşer? Evet, şaşırmadı. Oğlum bu arada cidden güzel kız da yok. Mary Jane o kadar çirkin ki. O kadar çirkin ki Mary Jane. Yani yapılmış en kötü Mary Jane herhalde. Üçüncü boss yine Spider-Man. En zor ihtimalle oynanan birisiyle. Kaynak dedi abi. Kaynak ne arkadaşlar? 3 abi. Ne alakası? God of War duyuyordu, biz mi görmedik abi? 4 Spider-Man bilgisayara geliyor. Final Fantasy postu. 4 tane mi? 5 sonunda bilgisayara geliyor. 5. Spider-Man postu. Nasıl? Bu ne oğlum? Bunu ben indirsem iyi olur. 5 tane post çıktı değil mi şimdi? Lan? Neyif? 5 tane post çıktı. Şimdi bir de BG Gaming'e bakalım. Bir de BG Gaming nasıl tepki vermiş? Spider-Man'in duyulmasına karşı. Bir de BG Gaming'e geliyor şimdi arkadaşlar. Grup arasında farklı bölüm. BG Gaming. Girdik. Laptop önerebilir misiniz? Lord. Final Fantasy. Aa, Spider-Man postu. Spider-Man bir tane çıktı. İnternet. Epic Store'da ney? Ennis, Michael Corleone, Tony Montana, Levi Ackerman anime izle. Anime izler ama animeci değil. Hay Allah'ım ya. Evet. Hadi şaşırtmadı. Bu ne? Evet. BG Gaming'de Spider-Man'in bilgisayar duyusu böyle kutluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Giymedim o sesi. Giymedim o sesi. BG Gaming'de böyleymiş abi. Neyse arkadaşlar. Vallahi bu saatten sonra oyunda görecek değilim. O yüzden var mı son diyecek bir şeyiniz? Discord screenshot. Maalesef mobil sisteme geliyor. Kaynak ne? Ney? Aa, Miles Morales de geliyor. Oha, sonbahar 2022. Sonbahar 2022. Ne iki saniye gün çıkartmadılar ki acaba?
33 milyon kopya oğlum, 33 milyon bayağı bir fazla ya. Yani bak, Clive Mouse. Render settings, ray tracing, kaça kapatabiliyorsunuz. Daha sonra başka detayları duyacaklarmış bilgisayar portu hakkında. Marvel Spider-Man Master ve Miles Morales. Valla. Bundan şunu çıkartabiliriz. Spider-Man 2 da çok daha beklediğimizden yakın yani. 2023 demiş ya gerçi Spider-Man 2 ama Spider-Man niye bu kadar erken portladı acaba? Ben açıkçası beklemedim hiç Spider-Man'i. Çok çok erken portladılar. Tamam klasik. DLC'ler de geliyor. Spider-Man Master için DLC'ler de var. Ben DLC hiç oynamadım. DLC'ler bok gibidir diyor ama ilk saygında DLC'de bir bakalım. Vallahi hiç beklemiyorduk abi. Başka bilgi var mı? Stray var bir de. Oğlum nasıl Spider-Man nasıl hiç sızmaz ya? O kadar sızan oyun var. Sackboy, Returnal, Ghost of Tsushima falan filan. Geldi Spider-Man duyurdu adamlar. Çok garip. Sonu liste tamamlandı. Abi ben bu Twitter post atayım mı? Gerçi yarın atayım şimdi. Gece bir de bir şey olmaz. 2018'de paylaştığım post. 18 Ocak 2018'de demişim ki God of War, Detroit, VDR2, Spider-Man, Days Gone. Aradan 4 sene geçti, şu an 4 oyunda bilgisayarda var. Vallahi diyecek bir şey yok ya. Last of Us'u bu senede görüyorsun abi, Last of Us. HBO dizisine var, HBO dizisini bu sene sonu yaparsa bu sene gelir. Seneye yaparlar, seneye gelir. Ertelenirse 2023 başına. İleri görüşsüzlük desem var. Bunu ben yarın postalara katayım abi. Twitter'a da bayağı like alayım. En az 500 like görüyorum ben bu posta. Ahem. Last of Us bir remake gelecek. 2'de gelir merak etme. 2'de çünkü multiplayer modu da çıkacak. Multiplayer modu da gelir. Bu neymiş Swift? Bunu pek şey diyemeyiz ya. Ben de mesela bakın Bloodborne bilgisayara gelecek deyip çıkartabilirdim yani. Bu pek şey değil ama bunu zaten kendisi Twitter'da paylaşmışım. Twitter'ı ve Sackboy bilgisayar versiyonlarından şeyler. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak GeForce Now diye ki deyince aklıma geldi. GeForce Now sızıntısında Spider-Man yoktu bile. GeForce Now sızıntısında Spider-Man yoktu bile. O kadar Demon's Souls, Gran Turismo 7 falan filan vardı ama Spider-Man yoktu. Ama Spider-Man bundan da çok daha erken geliyor. Nasıl? Çok garip. Baya baya garip. Çattı öte çıkarsa. Oğlum. Şöyle ki mesela GeForce Now 2'nde çıkış tarihini en az 3 yıl önceden koyan oyunlar da var. GeForce Now 2 bir yıl önce. Yok bir yıl mıydı? 7-8 ay oldu değil mi GeForce Now 2 çıkalı? 7-8 ayda port yapılması da imkansız. En az bir port yapmak bir yıl, bir buçuk yıl süren bir olay. Nasıl Spider-Man bilgisayar portunu şey yaptılar acaba? Çok garip. Yok GeForce'a da gelmeyecek alakası yok. Her türlü o Nvidia database'in olmak zorunda çünkü atıyorum DLS'i sekliyorlar, Nvidia ile ilgili bir şey ekliyorlar falan filan. O yüzden oyunun şeyini Nvidia ile paylaşmak zorundalar. Yani Nvidia'nın sonunda ekran kartı driver'ın güncelleme yapması için, oyunda optimizasyon yapması için, DLSS eklemesi için, chartreuse falan filan.
PlayStation Exclusive. Single player oyunda öyle olacak. Multiplayer oyunda ilk günden bilgisayar gelecek. Neyse arkadaşlar. Güzel bir State of Play oldu. İlk defa ezimimize değdi. Yarın okula gidecek arkadaşlar vardı. Yarın sınıf olan İngilizce sınıf olan arkadaşlar vardı. İyi, kendi sesim ne kadar iğrenç. O yüzden ben kapatayım yayını.